Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz tekrardan bir teşekkür etmemiz lazım Konami'ye. Bir tane deviz verdi bize, 97 ratingli. Peki bu 97 ratingli deviz nasıl bir oyuncu? Aslında devisi diğer deviz kartlarıyla kıyaslayıp sizlere fulleyip fullenmeniz gerektiğini söylemiştik ama çok fazla Instagram'dan soru alıyorum. Ki doğaldır çünkü mobilde fullenmesi kolay, 330.000 DP falan istiyordu sanıyorum. Ama diğer konsol ve diğer platformlarda 330.000, 300.000 DP'lerin üstünde falan bir oyuncuyu fullemek için 2-3 kere düşünmek gerekiyor. Özellikle daha önce kullandığınız bir sol bek var ve ondan memnunsanız. Ben bugün şunu yapacağım. Sol bekte Davis'e rakip olabilecek kartların analizini yapacağız Davis'le birlikte. Evet, fullenmesi gerekir ya da gerekmez, bunun kararını siz vereceksiniz. Şimdi Player of the Week'ten bir Hernandez gelmişti ama öncelikle şunu söyleyeyim, iyi bir like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir oyuncudan ne beklediğiniz ve sizin stratejinize göre, oyun stratejisine göre nasıl verim alabileceğiniz önemli. Siz defansif bir oyun oynuyorsanız ve sol bek ya da sağ bek adamınızı özellikle gelişmiş talimatlardan da defansif verip ileri çıkmasını engelliyorsanız, oyuncunun iyi orta açmasına gerek yok, defansif özelliklerinin iyi olmasına gerek vardır. Ama siz ofansif bek kullanıp ya da beki serbest bırakıp ileride sürekli çıkmasını istiyorsanız ve sürekli orta kafa oynuyorsanız, orta açmaya çok meyilli bir futbol yapınız varsa, bu sefer yerini orta özelliği olmasına oyuncu kartında, aynı zamanda falso ve yüksekten pas yeteneğinin iyi olmasına sebep olmak gerekiyor. Eğer geriden paslı çıkarak ve çok fazla bek adamlarıyla sağa sola pas vermek ve yakınınızdakine pas veriyorsanız, kısa pas yeteneği, yani alçaktan pas yeteneğinin iyi olması ve top kontrolü gibi özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Yani bir oyuncu kötü diyebiliriz ama biz belki kullanmayı bilmiyor olabiliriz. Bu çok önemli. Bu bir kulağınızda küpe olsun. Şimdi gelelim Davis'e. Siz zaten nasıl bir oyuncu beklediğinizi kafanızda kurmuş durumdasınız bir bek adamında. Şimdi bana göre ya defansif bir oyuncu değil. Bunu zaten kanıtlayacağım şimdi sizlere. Ofansif bir oyuncu ama Davis'in top kazanması birçok ofansif beke göre daha iyi. Şimdi Hernandez Player of the Week'te gelmişti. Hızı ve hızlanması aynı Davis gibi 99 olan bir kart. Yani hız konusunda hiçbir eksiği yok Davis'ten. Ofansif farkındalığı Davis'ten daha iyi. Ofansif farkındalığı bir bekin iyi olmasının en büyük artısı, özellikle bindirme yaptığında çok daha kaliteli bindirmeler yapabilip bindirme yapar ya da köşede beklerken offside'da kalmama gibi özellikleri oluyor. Bu önemli. Yani çok daha bilinçli bir şekilde atağa çıkıyor. Davis'e göre 11 kademe fark var ama işte biraz önce bahsettiğimiz olay, eğer ki topla haşır neşir olsun, ben bek adamlarımla alver yapıyorum diyorsanız, top kontrolü, sıkı top tutma ve top sürme konularında Hernandez'e fark atmış durumda. Alçaktan ve yüksekten pası çok büyük bir fark yok. Bitiricilik ben bir bek adamında aramıyorum. Kafu geldi biliyorsunuz. 93 bitiricilikli bir kafu gelmişti. Ya tamam, o zaman bizim için çok heyecanlıydı. İlk defa bir bek adamının bitiriciliği 93'tü ama abi bek adamıyla ne kadar şut çekiyorsunuz maçta? O yüzden çok fazla bir hükmü yok bana göre. Kafa vurma yetisinin iyi olması bana göre iyi. Aynı zamanda sıçramasının da iyi olması gerekiyor. Kafa konusunda Hernandez'in daha iyi olduğunu ama sıçrama konusunda bir nebze olsun Davis'in daha iyi sıçradığını görebiliyoruz. Bana göre drone top da önemli değil. Çünkü zaten kadrolarınızda muhakkak iyi bir drone top kullanan oyuncu oluyor. Şut gücünde 8 kademe daha düşük kalıyor Davis. Bana göre yine çok aşırı, dediğim gibi şut çekilmediği için önemli değil. Ama şuna gelelim. Şimdi denge çok önemli. Denge özellikle kanatta oynayan adamların en büyük artısı. Çünkü orta sahanın ortasında dengenizi çok aşırı kullanamazken kanatlarda çok iyi kullanabiliyorsunuz. Adamı topla rakip arasına vücudunuzu koyup özellikle de taş çizgisine doğru, eğer adamınızın kafası bakıyorsa, denge konusu burada çok devreye giriyor ve topu kolay kolay kaptırmıyorsunuz. Şimdi 76 denge ile 15 farkla 91 denge arasında fark var. Fiziksel temasla da bir kademe fark hiçbir şey. Yani fiziksel temas ve denge ikilisinde Davis'in çok daha üstün olduğunu görüyoruz ve bir de gösterdiği bir artı şey var. Defansif farkındalık, top kazanma gibi özelliklerinin 8 ve 9 kademe Davis'te daha iyi olduğunu görüyoruz. Peki iki testiden birini kırmak gerekiyor. İki oyuncuyu da analizde şöyle diyebiliriz. Bana göre Davis defansif anlamda da daha iyi ama Hernandez tamamıyla bir hücumcu bek. Defans yapmasını çok aşırı beklememek gerekiyor. Top kazanması falan çok kötü.
Bir sonraki kart Robertson. 95 yetikli Robertson'a baktığımızda şundan bahsetmiştik. Davis her zaman için çok iyi bir oyuncu ama iyi bir ortacı asla olamıyor. Sebepleri yüksekten pası, falsosu gibi özelliklerinin kötü olması. Yerine orta gibi özelliği olsa da bu üçlü kombinasyonu sağlayamadığı için kavisli sert ortalar açamıyor. Peki Davis Robertson'la kıyasladığımızda şimdi top sürme konusunda Hernandez'e de fark atmıştı. Robertson'a da fark atmış durumda. Bu çok büyük bir artı. Yani bu adamın top sürmesi çok iyi. Alçaktan ve yüksekten pasının Robertson'dan çok kötü olduğu görünüyor. Özellikle yüksekten pasının 11 kademe kötü olması burada Robertson'un çok iyi bir ortacı olduğunu gösterir ama diğer seçeneklere de bakacağız. Bitiricilik, kafa, duran top, yani kafa bir nebze ama bitiricilik benim için önemli değil. Hız ve hızlanmada 6 ve 8 kademe fark olması çok büyük bir artı Davis için. Sıçrama, fiziksel temas ve denge konularında fiziksel teması da dengesi de yok Robertson'un. Bu çok büyük bir eksi. En azından ikisinden biri oluyor oyuncularda. Onun dışında top kazanma konusunda Hernandez'e attığı kadar fark atamadığını görüyoruz. Aynı zamanda agresif konusunda Robertson daha iyi. Peki Robertson'un orta kalitesi nasıldır? Yerin orta özelliği var. Yüksekten pası Davis'ten 11 kademe daha iyi ve falso yeteneği de 90 yani 7 kademe daha iyi olduğu için eğer siz bir bek adamından orta açmasını bekliyorsanız kaliteli özellikle de L1'e basarak erken kavisli ortalar açmasını bekliyorsanız kesinlikle tercihiniz Robertson olmalı. Gelelim Mendy'ye. Bunda çok fazla linç yiyorum çünkü beğenmiyorum ben Mendy'yi. Evet hızlı ama sadece hızlı. Bana öyle geliyor. Şimdi Davis de hızlı. Orta açamıyor. Davis de sadece hızlı diyemiyorsun. Çünkü top kontrolü, top sürmede Mendy'ye ne kadar fark attığını görüyorsunuz. Mendy tamamıyla dümdüz bir hızlı oyuncu. Sprinter oyuncu bana göre. Bekle. Ofansif farkındalık Davis'in daha kötüydü. Hernandez'e göre falan biliyorsunuz geride kalmıştı. Ama Mendy'yi geçiyor. Top sürmesi çok iyi. Yüksekten pası beğenmediğimiz Davis'in, yüksekten pasını eleştirdiğimiz Davis, Mendy'ye yüksekten pas kategorisinde 3 kademe fark atmış durumda. Düşünün. Bitiricilik konusunda bütün bek adamlarından yüksek olduğu görülüyor. Yani oyunda sağlam bir bitiriciliğe sahip bir bek diyebiliriz Davis için. Falso yeteneği daha iyi. Hız ve hızlanma aynı diyebiliriz. Çok fazla bir fark yok. Sıçrama, temas, fiziksel temas, dayanıklılık 2-3 kademe çok fazla fark etmeyebilir. 2 tane kart var. Bence aynısının laciverti ama Davis bence top kontrolü olarak ve pasörlük olarak Mendy'den çok daha üstün bir oyuncu. 2 kartımız kaldı. Panik yok. Chilwell. Player of the Week'te gelen bir Chilwell var. Beğendiğim kartlardan biri. Baktığımızda bitiricilikte farkındaysanız Davis'in burada da fark attığını görüyoruz. Denge, fiziksel temas, hız, hızlanma, sıçrama, top kazanma, agresiflik gibi özelliklerin yanı sıra toplu haşır neşir kontrollerinin Davis'in çok daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Peki Chilwell'ın üstün olduğu taraf var mı? Yüksekten pas ve alçaktan pas konusunda Davis'e fark atıyor. Onun dışında bir fark attığı da çok ekstra bir konu yok. İkisi arasında kalsak eğer falso hakimiyeti de bir kademe çok fazla fark etmez ama yüksekten pas 10 kademe çok fark eder. Eğer bir ortacı oyun yapısına benimsersem yine Chilwell'ı tercih ederim ama onun dışında bütün özelliklerde Davis'tir, haberiniz olsun. Gelelim Roberto Carlos, bu son kart. Roberto Carlos'ta gösterdiğim gibi kulüp boss seçmedim. Çünkü Real Madrid'i seçen çok fazla online maçta denk gelmedi. Şimdi Morientes bana göre yani yanlış anlamayın da Rummenigge'yi oynatan biri Morientes'e dönmez ondan sonra. Ya da Ronaldo'yu falan. Guti ya kusura bakmayın da orta sahada Gullit'ler falan varken yani Nedved varken, Gerrard varken, Beckham varken ya Gullit kim yani? Esamesi okunmaz. Oyun için söylüyorum. O yüzden Real Madrid'deki Roberto Carlos'u kulüp boss seçilmemiş haliyle bir analiz edeceğiz. Ofansif farkındalığına baktığımızda Roberto Carlos'un daha iyi olduğunu görüyoruz ama top kontrol ve top sürme konusunda ben Davis'in Roberto Carlos'la geçeceğini açıkçası şaşırdım. İlginç. Peki gelelim diğer özelliklere. Sıkı top tutma neyse. Alçaktan ve yüksekten pasının 4 ve 7 kademe daha iyi olduğu görünüyor. Bu arada Chilwell'ın orta kalitesi daha iyi. Yani yüksekten pas en azından. Onun dışında baktığımızda bitiricilik 10 kademe bu sefer Roberto Carlos'tan yana oldu İbre. Duran top konusunda 28 kademe yani Roberto Carlos'un duran topunun 99 ve falsosunun 99 olması çok büyük bir artı. Roberto Carlos takımınızda varsa Firki'yi ona kullandırtırsınız zaten. Hız ve hızlanma konusunda 4 ve 6 kademe Davis daha iyi ama bir bek adam eğer zekice çıkıp iyi ortalar açabiliyorsa bana göre 4 ve 6 kademe çok aşırı büyük bir fark değil. Şut gücü anlamında 99 olması
Oyun içerisinde çok aşırı etkilemez, şu açıdan etkilemez. Yani bek adamıyla ne kadar çok fazla şut çekiyorsunuz ama duran topunda şut gücünün 99 olması çok büyük bir artı. Sıçrama fiziksel temas konularında Davis daha iyi ama defansif farkındalıklarına baktığımda ve top kazanmasında Davis'in Roberto Carlos'tan çok daha defansif özelliklerinin iyi olduğunu görüyorum. Peki nasıl seçmemiz lazım? Elinizde bir Roberto Carlos var ama Davis'i istiyorsunuz ve Davis'i fullemeniz gerekiyor mu? Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Eğer ki siz defansif anlamda bir bek adamın ileri çıkarmıyorsanız bir kere Roberto Carlos'u kullanmamanız gerekiyor. Roberto Carlos defansif açıdan kafa yok, sıçrama yok, top kazanma kötü, agresiflik iyi olsa da defansif farkındalık çok kötü. O yüzden benim şahsi fikrim şu, eğer ki defansif açıdan bir oyuncuya ihtiyacınız var ve bu iki testiden birini kırmak gerekiyorsa defansif açıdan Roberto Carlos kırılır ama ofansif anlamda Roberto Carlos Davis'ten kat kat daha iyi. Bugünkü analizimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Elimizden geldiğince özellikle Instagram'dan bana sorulan sorulara dönmeye çalışıyorum, bakmaya çalışıyorum. Ve çok fazla sorulanları da video yapıyoruz. En azından buradan da izleyin diye. Davis kararı bilmiyorum, tercih sizin. Ben tabii ki de mobilde fullledim. Mobilde çok fark etmiyor. Fulleniyor kolayca. Ama konsolda 300 binin üzerinde DP birazcık insan bir soru işareti oluyor. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Siz fullediniz mi? Eğer fullediyseniz de hangi platformlarda fullediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.